Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkman Ünlü Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şah-Sudani, başkent Bağdat'a merkezindeki Eccadır'ı ya da Dicle Nehri üzerinde çok şeritli köprü projesi için çalışmalara başladı. Devlet Hizmet ve Mühendislik Ekibi başkent Bağdat'ın El Karah ve Rusafa yakasında çeşitli alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan çalışma ve mühendislik ekibi araçlarını Zikar iline giriş tarihi olarak önümüzdeki pazartesi gününü belirledi. Kerkük'te Çay Vadisi bölgesinde bir hava saldırısı sonucu DAEŞ terör örgütü teröristlerine etkisi. Kerkük'te Çay Vadisi bölgesinde bir hava saldırısı sonucu DAEŞ terör örgütü teröristlerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın batısındaki bir konut binasının apartmanlara düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı. El Kassam Tugayları geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde 42 asker aracının imha edildiğini ve işgal ordusuna ait 22 askerin öldürüldüğünü duyurdu. Başbakan Muhammed Şah-Sudani başkent Bağdat'ın merkezindeki El Cadriye Dicle Nehri üzerinde çok şeritli köprü projesi için çalışmalara başladı. Başbakan projenin lansmanı sırasında hükümetin projeleri üzerinde çalışmaya devam etme konusunda sağlam bir irade ve kararlılığa sahip olduğunu belirterek hükümetin uyguladığı yeniden inşa ve inşaat çarkını hiçbir gücün durdurmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Devlet Hizmet ve Mühendislik Ekibi başkent Bağdat'ın El Karah ve Rusafa yakasında çeşitli alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Irak'ı haber kanalı muhabiri ekibin Bub El Şam bölgesinde bir dizi caddeyi taramaya başladığını doğruladı ve çalışmaların aynı zamanda bölgenin altyapısının rehabilitasyonunu da içerdiğini belirtti. Öte yandan çalışma ve mühendislik ekibi araçlarının Zikar iline giriş tarihi olarak önümüzdeki pazartesi gününü belirledi. Ekibin başkanı Cabir El Hasani, ekibin bir toplantısına başkanlık ederken Zikar planının en yoksun bölgeleri kapsayacağını ve alanların ilde koordineli olarak belirleneceğini doğrularak çalışma ekibinin bu planı gerçekleştireceğini belirtti. Başbakan Muhammed Şah-Sudani bakanlara Zikar ilinde başlattığı projelerin takip edilmesi talimatını verdi. Olan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Başbakan bakanları illere daha sağ ziyaretleri yapmaları, projelerin gidişatını gözden geçirmeleri ve engellerin kaldırılması yönünde talimatlar verdi. Parlamento dün yasama tatilinin sona ermesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Irak'ı haber kanalı muhabirine konuşan milletvekilleri yeni yasama döneminin ilk oturumlarının önümüzdeki cumartesi yapılacağını, yeni parlamento başkanının seçilmesine ilişkin dosyasını ise adaylar oylamaya sunmadan önce siyasi bir karar beklediğini öne sürdü. Başbakan Muhammed Şah-Sudani, Merkez Bankası ile hükümet ve özel bankalar tarafından vatandaşlara verilen kredilerin faizlerine ilişkin bir talimat yayınladı. Irak'ı haber kanalına konuşan bir hükümet kaynağı, başbakanın vatandaşlara verilen kredilere ödenen faizin borçlulara yük olan kümülatif yöntem yerine basit azalan faiz yöntemi kullanarak yeniden hesaplanması yönünde talimat verdiğini söyledi.
Mali ve idari yolsuzlukla mücadele dosyasında Dürüstlük Komisyonu Diyarede 4 milyar dinara aşan bir mülkün satışı ihalesi durduruldu. İl belediyelerinde bir belediye müdürü de dahil olmak üzere 3 yetkili mali ve idari ihlaller nedeniyle tutukladı. Irak Para Kurtarma Fonu feshedilen Ulusal Konsey'in hesabından yatırım dolusu yarım milyar dinarı aşan bir miktarı çekerek yolsuzluğu ortaya çıkardı. Fon Başkan Yardımcısı Eymen Davut Raşit Bankası Salihiye Şubesi'ne aktarılan konseye ait fonların varlığına ilişkin bilgi aldıktan sonra operasyonun gerçekleştirdiğini doğruladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ın kuzeyindeki bölgede terör çetelerinin kalıntılarını takip etme çabaları kapsamında patlayıcı madde ve patlayıcı bantları hazırlamak için bir atölyeye el konulduğunu duyurdu. Güvenlik Medya Hücresi resmi sözcüsü Tuğgeneral Miktat Miri, önleyici operasyonun Tarımiye ilçesinde Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na bağlı bir güç tarafından gerçekleştirdiğini belirterek güçlerinin hücrede patlatma için hazırlanmış 5 patlayıcı ele geçirdiğini kaydetti. Kerkük'te Çay Vadisi bölgesinde bir hava saldırısı sonucu DAEŞ terör örgütü teröristlerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kerkük'te Çay Vadisi bölgesinde bir hava saldırısı sonucu DAEŞ terör örgütü teröristlerine etkisiz hale getirildiği belirtildi. Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Kerkük ilinde Çay Vadisi bölgesinde hava kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu DAEŞ terör örgütü teröristlerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nden alınan açıklamaya göre Kerkük ilinde Çay Vadisi bölgesinde hava kuvvetlerinin F-16 uçaklarıyla düzenlediği hava saldırısı sonucu DAEŞ terör örgütü teröristleri etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca hava saldırısında DAEŞ terör örgütüne ait birçok cephanelik, sığınak ve konakların imha edildiği ifade edildi. Göç ve Göçmenler Bakanı kamplardan dönen ailelere düşük maliyetli evler inşa etmek için Ninova'da 100 dönüm yer tahsis edileceğini duyurdu. Göç ve Göçmenler Bakanlığı bugün çarşamba günü yaptığı duyuruda kamplardan dönen ailelere düşük maliyetli evler inşa etmek amacıyla Sincar ve Musul'da 2 arsa tahsis için Ninova Valisi'nden onay aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro, valilik ziyareti sırasında Ninova Valisi Abdülkadir El-Dahil ile bir araya geldi. Toplantıda geri dönenleri desteklemek, onlara iyi bir yaşam vaat etmek için gerekli tüm şartların sağlanacağını ifade etti. Açıklamada Başbakan Muhammed Şeyha El-Sudani direktifleri doğrultusunda toplantı sırasında bakan Sincar ilçesinde 50 dönüm ve Musul kentinde ise 50 dönümlük daha düşük maliyetli evler inşa etmek üzere tahsis edilmesi için valinin onayını aldığını bildirdi. Gönüllü geri dönüşü teşvik etmek amacıyla kamplardan dönen ailelere yönelik tahsis edilen yerlerin onayını aldığını ve en iyi şartlarda olacağını bildirdi. Kerkük'te yeni yerel idarenin kurulması kapsamında Kerkük'teki sorunları çözmek amacıyla Irak Türkmen Cebesi Başkanı ve Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi Listesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük Vizyonu 2024 ile 2028 girişiminin başlatılmasına basın toplantısı düzenledi. Kerkük barış ve kardeşlik şehri olmalıdır. Bütün oluşumlar eşit haklara sahip olmalıdır. Kalıcı bir çözüm Kerkük için çok önemlidir.
Bu projemiz bütün oluşumların hakkını savunmaktadır ve Kerkük'ün geleceğini güvence altına almaktadır. Projemizin amacı Kerkük'te bir, oluşumların arasında güven sağlamak, ortak vizyonla çalışmak ve kalkınmayı gerçekleştirmek, hiçbir tarafın hakkını harcamamak, gençler için iş alanı yaratmak, bütün sorunlara çözüm bulmak, Kerkük'ü kaos ortamından huzur ve istikrara kavuşturmak, Kerkük idaresini Kerküklülere bırakmak, projemizin yol haritası, idari sorunları çözmek için dönüşümlü vali, üst düzey yönetimi ve eşit bir şekilde idari ve emniyet görevlerini dağıtmak, tarım arazileri sorunu için kanuni ve mali düzenlemeler gerçekleştirmek, emniyet dosyası Bağdat'ta kalmak şartıyla Kerkük halkından oluşan bir TOGAY kurmak, hidrokarbon sektöründe ciddi yatırım gerçekleştirmek, yatırım ve kalkınma projelerini artırması, Kerkük'teki tarihi eserlerin restorasyonu projelere önem vermek ve turizme açılmak ve Kerkük her yönden bir örnek il haline getirmektir. Basın toplantısında ayrıca Hasan Turan, Kerkük'te sadece görevleri paylaşmakla kalmayıp gerçek bir ortak yönetim kurulmasına vurgu yaptı. Bir gerçeğe vardık. Evvela bugün hiçbir oluşum kendi başına Kerkük hükümetini kurabilmez. Aynı zamanda da hiçbir parti de bunu yapabilmez. O zaman tek çözüm yolu ortaklıktı. Hakiki bir ortaklık. Sadece ben görevleri dağıtım, ondan sonra herkes o görevini kullansın, istismar etsin kendi oluşumu için. Biz isterik bundan çıkalım. Artık Kerkük'ü daha parlak bir gelecek. Dedim de biraz önce, kaos ortamından çıkardık, huzur, barışa, istikrara gerçekleştirmek. Bugün Kerkük ne için Irak'ın genelinde en birinci il olmasın, örnek olmasın, her şeyi de ortak yaşamıyla, ortak idaresiyle, dönüşüm vali sistemiyle, belki ayrı bir illerçi de bir, bu bir model olabilir. Onun için benim kanaatim var, bugün bütün Kerkükçülerin amacı barış, istikrar, huzur içinde yaşamak, zaten de bizim mübadaramızın amacı bu hedeflere hizmet etmektedir. Tuzur Moto Eğitim Bölümüne bağlı etkinlikler bölümü tarafından Zuhur Anaokulu'nda çocuklara özel resim sergisi düzenlendi. Tuz Hurumatı Eğitim Bölümüne bağlı Etkinlikler Bölümü tarafından Zuhur Anaokulu'nda çocuklara özel resim sergisi düzenlendi. Düzenlenen çocuk resim sergisine Tuz Hurumatı Eğitim Bölümü Müdürü Riyaz Beyatlı, Türkmence ve Kürtçe Eğitim Bölümü Müdürleri de katıldı. Bugün toplandık Bahar Ravzası'nda. Neşat-ı Medresi'nin hutbasına göre her yıl bugünler gibi gözelim Tuz Hurumatı da bu mağazaları açar. Bu mağaza katılan 9 ravza, bunlardan vardı bir kısım ravzalar ehli ravzalardı. Her ravzadan 12 amel istemişiz. Bunların yanında aynı zaman uşaklar var, mavhub uşaklar var, hat yazarlar, resim ederler. Bunlar da yani keşfettik bu mağazalar üzerinde. Bu mağazalar bizde hutta var, her yıl hutta var. Vuzaret Terbiye'den, Antarik Terbiye Salahaddin geldi. Kısım Neşat-ı Medresi, merkeziyeydi bu. Her yıl yani ilzamıydı bu mağazalar. Ve bu mağazalara tensiklerimiz var bizlerimizden. Neşat-ı Medresi, müşrif fenliler var burada. Bu işlere kakarlar. Bugün taban toplandık buraya. Bu mağazaki her yıl olar ki kısım terbiye tuzla. Beşraf-ı Neşat-ı Medresi. Mağrada kan adı Mağrada Rusumul Atfal ile Riyadul Atfal. Bu tabi mağrada katılanlar takriben 9 ravza katıldı özlerine. Ve aynı vakitte biz bu mağradalardan hedefimiz neydi ki mağrub talebeler keşfedeğin özünde. Ve aynı vakitte da aynı men yani seslenirim bütün cihat-ı maniyeye bu Riyadul Atfal yani koy dağım olunsun. Aynı vakitte özler için kağalar yapılsın bu faaliyetler için. Resim sergisinde Irak'taki çocukların hayallerini güzel bir şekilde resim tablolarına yansıdı. Resim sergisinin yanı sıra çok güzel faaliyetleri de sergilendi. Bugün böyle bir sergi kuruldu. Bizim baraimler, talebeler
çocuklarımızın arasında. Düzde olan bizde 8 mektep var, Riyad Atfal. Bunların arasındadır. Tabii bu da hutta merkeziydi. Her il biz bu aylar içinde bu sergini koruduk. Bugün de gördük böyle bir münafese var yani bu talebelerin ortasında. Maşallah yani bu ömürden ne güzel resim edirler, ne güzel faaliyetler takdim edirler. Temennimiz müstakbelen bunları daha iyice tutağın, bunları iyice sakledağın, yani alıştırağın, bunları ihmal etmeyağın. İnşallah da biz Keneşat Madresi kusur koymalık bir işlerde buradan çıkandan sonra Ravza'dan gelirler bunlar İptidai Mektabı'na. İnşallah İptidai Mektabı'nda da bizim iyi muallimlerimiz, muallimlerimiz var terbiye fenniye ihtisasında. İnşallah onlara teslim olurlar. Ve bu hutada işlerim. Yani müstakbelen yetirağın memleketten. Bu da bizim için bir fakirdi memleketimiz için. Bu şahlarımızı yetirağın. İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın batısındaki bir konut binasındaki apartmanlara düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Medya kaynakları şehit ve yaralıların çoğunun evlerinde refah süren çocuk ve kadınlardan oluştuğunu doğrulayarak enkaz altında başka kişilerin de şehit düşmesi nedeniyle şehit sayısının artabileceğine dikkat çekti. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'nde gazetecilere karşı işlediği savaş suçlarını soruşturmaya başladı. Soruşturmanın gazetecilerin haklarını savunmakla ilgilenen kuruluşların şikayetleri sonrasında geldiğini kaydetti. Filistin Gazeteciler Sendikası geçtiğimiz Ekim ayının 7'sinden bu yana devam eden savaşta yaşanan olayları takip etmekle görevlendirilen 106 gazeteci ve medya kurumlarında çalışanın şehit düştüğünü belirtti. El Kassam Tugayları geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde 42 askeri aracın imha edildiğini ve işgal ordusuna ait 22 askerin de öldürüldüğünü duyurdu. El Kassam Tugaylar askeri sözcüsü Abu Ubeyde, direnişin işgalci Siyonist güçlerin füzeler karşı patlayıcı cihazlar, makineleri, tüfekler ve keskin nişancı silahlarıyla hedef alındığı 52 farklı askeri öldürüldüğünü belirtti. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Çiha Sudani başkent Bağdat'ın merkezindeki Cadriye'de Dicle Nehri üzerinde çok şeritli köprü projesi için çalışmalara başladı. Devlet Hizmet ve Mühendislik ekibi başkent Bağdat'ın El Karah ve Rüsafa yakasında çeşitli alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan çalışma ve mühendislik ekibi araçlarının Zikarş iline giriş tarihi olarak önümüzdeki pazartesi gününü belirledi. Kerkük'te Çay Vadisi bölgesinde bir hava saldırısı sonucu... Kerkük'te Çay Vadisi bölgesinde bir hava saldırısı sonucu DAEŞ terör örgütü teröristlerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın batısındaki bir konut binasındaki apartmanlara düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı. El Kassam Tugayları geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde 42 askeri aracın imha edildiğini ve işgal ordusuna ait 22 askerin de öldürüldüğünü duyurdu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.